Bunu hiçbir araştırmayla bir yere vardıramazsınız. Şimdi mesela bakıyorlar, insan soyu nereden geldi diye. İnsan soyu, abi insan bir soy. Peki biz maymundan mı geldik? Gerçekten maymundan gelmedik. Biz maymun değiliz kardeşim. Adam biri diyor ki, bilim adamı, bizim diyor şempanzeyle diyor %99'umuz benziyor. Bak o bilim adamı ben olayım. O zaman bakarsa soğanla da %45'imiz benziyor. Sen soğan mısın salak? Yani şimdi çünkü hücre birbirine benziyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Yemin ederim ben sizin buğdayla benzerliğinizin en az %60 olduğunu ispatlarım. Bakın şey olarak, genetik olarak. Sen bir buğday mısın hocam? Sen buğday tarlası mısın sen? Ya bunlarla bana gelme. Şimdi bakın, sıçanla benzerliğimiz %98. Onun da iki böbreği var, iki akciğeri var. Kalbi aynı, damar fonksiyonları aynı. Biz sıçan mıyız anasını satayım şimdi? Biz değiliz. Ya bu yoldan patlarız. Bak şimdi bu yoldan patlarız. Peki farede insülin var mı? Var. Kollagen var mı? Var. Mesela sadece fareye gitmeyin. Koyun. Koyunda kollagen var. Kemik aynı. Kas aynı. Kasılma proteinleri aynı. Göz aynı. Sen koyun musun birader? Değiliz abicim, değiliz. Bakın benzerlikler bizim aynı olduğumuzu göstermez. Onun için ben bu şeye çok yanlış buluyorum. Yani biyologlar da yanlış yerde. Mesela ben bazen Celal Hoca'yı dinliyorum. Celal Hoca'nın yaptığı evrim tartışması çok eski ve bağnaz. Gerçekten çok eski ve bağnaz. Hocam işte tam orada din haline dönüştürme oluyor. Evrimi bir din haline getiriyorsun. Esasında ben geçen de bir tartışma izledim. Celal Hoca ile karşısında bir hoca vardı. Benle de beraber program yaptık. İki tane adam, biri bir dini savunmuş, öbürsü bir dini savunmuş. Yani Celal Hoca nerede? Biyoloji dinini savunmuş. Karşıdaki hoca da İslam dinini savunmuş. Bu kadar. Yani halbuki Celal Hoca'nın onun üzerine katılmış yeni tezleri ya da yeni bulguları koyarak tartışması gerekiyor. Evet, yani, hatta şüpheyi de elden bırakmaması gerekiyor. Abi tabii ki ya, ben şimdi şunu söyleyebilirim. Mesela bana biri desek ki Oytun, insan genomu uzaydan geldi. Olabilir. İnsan genomu virüslerle oluşuyor %50. Hep söylüyorum. O zaman bizi virüsler yaptı. Peki virüs nereden geldi? Vallahi bilmiyorum. Bilen de yok. Bak bileni döverim bak. Bir adam bana dese ki bir gün, Oytun hocam virüsler şuradan gel dese, yemin ederim bak döveriz biz onu. Çünkü öyle bir kanıtımız yok kardeşim. İnsan maymundan gelmiş. Hayır, gelmemiştir. Ama hayır. Bir gün yıldızları keşfedersek, başka yıldızlara gidersek, bize benzeyen virüsler bulursak orada. Evet, diyeceğiz ki demek ki biz buradan gelmişiz diyeceğiz. Yok, ama o da yanlış. O yıldız da bizden eskiyse ama. Ama o da bravo, o da şu da olabilir. Oraya nereden geldi bu? Ya bunun sonu yok. Bakın ama bir tane gerçek var. Biz evrenin parçalarıyız kardeşim. Yani buraya demir başka bir yerden geldi ve bizde demir var. Demir dünyaya asteroidlerle geldi. Bizde demir var şu anda. Mitokondrimizde demir var. Hemoglobinimiz demir var. Yani biz demiriz. Biz bakırız. O zaman biz demir bakırsak, ulan biz miyiz? Ne onun adı? Bina mıyız biz? O zaman bizde demir var. Bakır tencere miyiz lan biz? O zaman ben şöyle diyorum. Ya da kablo muyuz biz yani? Kablo muyuz? O zaman şöyle diyebilir bir bilim insanı. Arkadaşlar insan kablonun aynısıdır. Bu maymundan gelmeyle ne kadar eşdeğerse bizim kablo olduğumuzda o kadar bilimsel abiciğim. Ama soruyu şöyle yapabiliriz hocam. Maymunlarla gelinen ortak yerden geliyoruz. Doğru söylüyorsun. Evet. Ama biz soğanla da aynı ortak yerden geliyoruz. Aynı. Bakteriyle de ortak bizim yanımızda. Virüsler. Bak insan genomunun yarısı virüs diyorum. O zaman al. Söylüyorum. İnsan bir virüstür. Al. Evet. Vallahi bu doğru, biliyor musun? İnsan bir virüstür. Ama bunu söylüyoruz. Hakaret anlamında söylüyoruz. Evet. İnsan bir virüstür. Aşağılama anlamında söylüyoruz. Hatta insan bir mikroptur. Al. İnsan bir mikroptur. Var mı? O zaman bunun sonu bitmez. O adam bana diyor ki sen böyle bir şey nasıl dersin? Ya abi diyorum. Git işine ya. Bunun sonu yok ve bu kelimelerin de bir anlamı yok. Bunlar bilimsel falan değil. Bunlar sadece filmsel, ideolojik tartışmalardan ibarettir, bitmiştir. Hatta sizinle yaptığınız programlarda tıpla ilgili %50'sini çöp diyorsunuz yani. %50'si yok sayılmalı diye konuşuyorsunuz. Evet. Ya anam bile bana diyor ki oğlum diyor çok ilaç içme, neden diyor. Ulan kendin dedi %50 çöp diyor. O götüne girmesin sen o %50 diyor bak. Bak oradaki kadın bile bunu anlamış yani. Şimdi bunu halk anlamışsa babacığım bitmiştir olay. Şimdi siz konuşurken ben tebessüm ettim annenizden anlatırken. Kimi izleyicilerimiz diyor ki ya kardeşim bilim konuşuyorsunuz gülüyorsunuz ya. İşte kanser konuşuyorsunuz gülüyorsunuz. Ya insanı nasıl bir şey yani bir şey suratı asacağız abi. Sert kaşlar çatılacak. Bilim tartışırken ya da herhangi bir olay tartışırken farklı bir kimliğe bürüneceksiniz. Arkadaşlar gülerek de konuşulabilir. Tebessüm ederek de konuşulabilir. Bu onunla alay etmek değildir ya. Geçenlerde bana birisi dedi ki mikrofon uzattı. Hocam magazini seviyor musun? Dedim magazin sevmez miyim? Çünkü dedim bizim insanın fıtratında dedikodu yapmak var. Çünkü dedikodu bir sosyal iletişim. Bir de şimdi mesela ben diyorum ki mesela hocam Oytun Hoca ne yapmış? Hocam Oytun Hoca işte bir kızla şunu yapmış. Sonra şöyle olmuş. Sen de diyorsun ki o bir sosyal ipucu. Sen de diyorsun ki ben de yapmayayım bari. Çünkü herif bunu yapmış başına bela gelmiş. Dedikodu bunu sağlıyor biz. Esasında dedikodu bir sosyal bir ne diyelim ona izahat. Sosyal bir esasında nasihat. Bakın. Hayır ben de dedikoduyu aynı zamanda öğrenme yöntemi olarak da görüyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Geçenlere bana bir mikrofon uzatıldı. Dedi ki hocam dedikoduyu seviyor musunuz? Evet dedim seviyorum. Çünkü insanlık için gerekli. Dedikodu olmasaydı dil bile gelişmezdi. Bunu paylaştım. Instagram bir kadın bana ne yazmış biliyor musun? Allah kahretsin demiş. Bilim adamı diyoruz sana. Sen dedikoduyu nasıl seversin? Püh, Allah demiş senin belanı versin. Seni demiş takipten çıkarıyorum. Yahu bu çok güzel bir şey esasında. Halbuki o seni takipten çıkarıyorum derken de dedikodu yapmadı mı? Aynısını yaptı. Aynı boku yedi esasında. Şimdi şimdi demeyeceğim bir şey. Bunlar çok ilginç şeyler. İşte bizim toplumumuz, bütün dünyada toplumlar böyle. Yani işte bu akımları var ya, holigan akım diyoruz biz buna. Holigan tıpçılık, holigan bilim anlayışı. Bunlar bitmiştir. Çöptür bunlar. Abi biz gülerek de kanser tartışabiliriz. Biz gülerek evreni tartışabiliriz. Bu bizi ilgilendirir. Sen bizi gülerek istemiyor musun tartışmak? O zaman